Manhattan'da Bleecker ve Crosby caddelerinin kesiştiği yerde Louis Sullivan'ın ilk gökdelenlerinden biri olan Bayard binasına bakıyoruz. Bu binaya bazen Bayard Condict binası da deniyor. 12 katlı bir binanın neresi gökdelen diye düşünüyor olabilirsiniz ancak 19. yüzyılın sonunda bu yükseklik gökdelen olarak görülüyordu. 1890'larda bu tür bir binanın ön cephesini süslemek güç bir işti. Binalarda asansör kullanımına geçilmeden önce azami sınır 6 kattı. Yani insanlar nispeten rahat bir şekilde bu katları çıkabilirdi. Ancak gayrimenkul fiyatları arttıkça kat sayısının da artma zorunluluğu ortaya çıktı. Özellikle de Manhattan'ın bu bölgesinde. Bu bakımdan erken dönemdeki uzun binalar genelde ticari yapılardı. Zaten gökdelen kelimesi ilk ortaya çıktığı yüzyıl içinde genelde ticari bina anlamıyla kullanıldı. İçinde ofisleri olan binalar ya da hafif sanayi kapsamındaki binalar. Gökdelen konusunda New York ve Chicago arasında ilk dönemlerde bir rekabet vardı. İncelediğimiz binanın mimarı Louis Sullivan, Chicago'lu biri. Burada yaşayan tarihçilere göre gökdelen olgusu ilk olarak Chicago'da ortaya çıkmıştı. Ancak son yıllarda bu şehrin daha ziyade New York olduğu söyleniyor. Bu bina Chicago'lu Sullivan'ın ilk bağımsız binası ve aynı zamanda New York'taki tek binası. Kendisi Adler'le yollarını ayırdıktan sonra ilk olarak bu binayı tasarlamış. Bu bina, 3 binalı bir grubun parçası. Diğer ikisi, Garanti binası ve Wainwright binası Bazı ders kitaplarında tasarım şablonu olarak Sullivan'ın gökdelen şablonları kullanılır. Kendisinin meşhur sözüne göre gökdelen, gururlu ve yükselen bir şey olmalıdır. Buradaki fikir şu, gökdelen, ekonomik zorunluluklar sebebiyle ortaya çıkan bir nesne değil, üzerinde düşünülerek oluşturulan bir tasarım olmalı. Sullivan, erken dönem gökdelenlerindeki çeşitli olasılıkları hesaplayan önemli bir temsilciydi. Ayrıca görsel tutarlılığa önem verirdi. Yani binanın alt, orta ve üst kısımları birleşerek güzel bir ön cephe oluşturmalıydı. Muazzam bir binaya bakıyoruz. Ön cephesi terrakotta. Salıvın kalıpları çıkarmış ve içlerine sıvı terrakotta dökmüş. El yapımı gibi görünse de seri üretim ve ayrıca inanılmaz dayanıklı bir malzemeden terrakotta deyince aklımıza genelde parlak ve göz alıcı renkler gelir ya da kırmızı kahve arası kil rengi. Bu bina ise fil dişi ya da krem renginde. Buradaki süslemeler klasik döneme veya orta çağa ait değil, bizzat Salivan'ın kendi tasarımı. Süs ve modernizmi tezat içinde gibi düşünürüz normalde. Hakikaten de 20. yüzyılın ilk dönemlerine denk gelen modernizm anlayışında gerekli olmayandan kurtulmak anlayışı, kafa yapısı, esprisi vardı. Burada ise süsten mümkün olan düzeyde zevk alma duygusu var ve bu süslemeli yüzeylerin güzelliğini açığa çıkarmış. Çok farklı yerlerde süslemeler var. Mesela bu cüsseli sütun başlığı, onların üstündeki paneller, pencerelerin etrafındaki rölyefler, pencerelerin altındaki köşebent panellerinde gözünüzü yukarı doğru ilerlettikçe değişmeye devam ediyor. Korniş kısmına gelince süsleme kullanımının tavan yaptığını görüyoruz. Kornişi destekliyormuş görünümü veren meleklerin boyutuna bir bakın. Muazzam! Tıpkı antik Yunan karyatidleri gibi. Bu motif sanırım Salıvı'nın başka eserlerinde yok. Bazı insanlara göre ise bu motif bina için uygunsuz kaçıyor çünkü tek biçimsel figür bunlar. Aslında Sullivan, süsleme yaparken figüratif biçimlerden kaçınmayı severdi ama burada onları kullanmış. Bu sebeple bazı insanlara göre bunların ön cephenin bitişi olmasını isteyen kişi müşteriydi. Kim bilir? Böyle yaparak Sullivan aslında gözlerimizi yavaşça ancak mecburi bir biçimde yukarı götürmemizi sağlıyor. Narin sütunçeler ve payandalar ile dikeylik vurgulanıyor. Yukarıya doğru ilerledikçe bakacak çok detay olduğunu görüyoruz. Şahsen ben yavaşça bu manzaranın keyfini çıkarıyorum. Sütunçe payanda, sütunçe payanda geçişlerinin tek bir hedefi var. Tepedeki melek figürleri. Bu noktaya gelince, korniş sebebiyle gözümüz aşağı inmeye başlıyor ve kendimizi melek figürünü çevreleyen muazzam süslemeye bakarken buluyoruz. Yüksekliklerini saklamaya çalışan erken dönem gökdelenlerinin aksine bu bina yüksekliğini saklama gereği duymuyor. Bahsettiğimiz süslemelerin hepsi göz zevkine hizmet etmek için. Hiçbiri yapısal değil yani binayı ayakta tutmaya yaramıyor. Burada perde duvar var. İçeride ise çelik iskele. Perde duvar nispeten yeni bir icattı ve bu yüzden çelik ya da demir iskele kullanımı önemliydi. Bina bunların üzerine inşa edilirdi. Geleneksel olarak binalar duvarlarıyla ayakta durur. Perde duvarda ise binayı ayakta tutan, dışarıdan görünmeyen iskeledir. Aşağı katlara inersek bu iskeleleri görebiliriz. Burada bir sütunlar geçidi var ve binanın derinliğini sağlıyorlar. Sütunların içinde çelik iskeleleri hayal edebiliriz. Bu oluklar ön cepheye de yansıtılmış gibiler. Bakın payandalar sanki çelik iskeleti açığa çıkarıyor. 20. yüzyılın ilk zamanlarında Amerika'daki mimaride Sullivan'ın şüphesiz büyük etkisi vardı. Özellikle de Frank Lloyd Wright gibi mimarların üzerinde. Evet, tüm bu süslemelere rağmen ön cephe aslında ne kadar net ve sade öyle değil mi? Pek çok insana göre Gökdelen'in mucidi Louis Sullivan'dır gökdelen tekniğinin gelişmesinde başka insanların da payı olmuştur ancak Sullivan bu işe epey mesai harcamış ve bahsettiğimiz dönemde gökdelenlerin geleceği konusunda yazı yazan birkaç önemli mimardan biri olmuştur.